Tahmin ediyorum benim bir günüm diğer ülke müdürleriyle aynı geçmiyordur. Çünkü ben 4 ülke yönetiyorum. Ben Sırbistan'da yaşıyorum ama Makedonya, Bosna Hersek ve Hırvatistan gibi ülkeleri yönetiyorum. Ve hani ex Yugoslavya dediğimiz ülkeler bunlar. Ve yine ex Yugoslavya'ya dahil olan Slovenya ve Karadağ gibi ülkelere de yeni yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle olunca benim günlerim bir tık daha rutin geçmiyor. Ama tabii ki haftayı şöyle bir göz önüne getirdiğimizde pazartesi, salı günleri ben genelde ekibimle toplantı, bir önceki hafta neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık, neleri yapmalıyız ve önümüzdeki hafta hangi aksiyonları almalıyız, hangi planları uygulamalıyız gibi planlamayı yapıyorum. Bu ilk iki gününü alıyor haftanın, pazartesi ve salı gününü alıyor. Daha sonra genelde sahada oluyorum, sahada olmayı tercih ediyorum. Çünkü sahada olmak bizim iş için bütün feedbackleri doğru almak, analizleri doğru yapmak anlamına geliyor. Ayrıca yeni yatırım planlıyorsanız yeni yatırımları ve yeni fırsatları sahada daha net görebiliyorsunuz. Yani biz açıkçası ekiplerle, bu bir satış asistanı da olabilir, bu bir lojistik yöneticisi de olabilir. Bizim için herkes aile. Toplamda şu an 250 kişi çalışıyor benim ekibimde. Bunun yaklaşık 7 kişisi yönetici ekip olarak merkez ofiste çalışıyor. Biz ekibimizi aile gibiyiz. O yüzden ben sahaya çıktığım zaman, özellikle kendi mağazalarıma gidiyorsam, A'dan Z'ye, satış asistanımızdan mağaza müdürlerimize, mağaza müdürümüze her detaylarını öğrenmeye çalışıyorum. Yani neler yapıyorlar, mağaza içerisinde neler yaşıyorlar, ne sıkıntıları var ya da ne fikirleri var. Benim için fikirleri çok önemli. Özellikle mağaza yöneticilerinin bana hangi fikirle geldikleri, yeni kafalarında ne var, neleri uygulayabiliriz, bunları gözlemliyorum. Tabii ki mağazalara gittiğimizde daha başka eksiklerimiz de görüyorum. Ürünümüz tamam mı? Görsel sunumumuz uygun mu? Mağaza çalışanlarımızın satış alanındaki uyguladıkları stratejiler uygun mu? Bunları da gözlemliyorum. Bir de eğer mağaza dışında başka ülkelere, yatırımlara gidiyorsak, o zaman şunu yapıyorum. Açıkçası bir yere turist gibi gidip mağaza açmayı planladığımız yerde oturup önünden kaç kişi geçer, kaç kişi bu mağazaya girer, buradaki sirkülasyon nedir, bu şehirde, bu ülkede kaç insan yaşar, bu ülkenin sosyoekonomik yapısı nasıl yönlendirilir, bir yemek ne kadardır gibi detaylara bakıyorum.